Sağlı sollu devam ediyor. Seçime 17 gün kala polemikler, tartışmalar, gündem maddeleri tartışma konumuzda, programımızın temel konusu da bu. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir milletvekiliydi eskiden de. Şimdi Balıkesir birinci sıra milletvekili adayı Turan Çömez. Turan Bey merhaba, iyi akşamlar. Teşekkürler merhaba, katıldığınız için. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Oradaki konuklarımıza da saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Turan Bey, birkaç noktaya temas edecektim ben. Siz öyle söylediniz. Turan Bey, çok özür dilerim. Selami tamam, Hoca az önce bana gönül koymuştu. Hayır. Hemen söz hakkını verin. Sağla gönül koydu diyor. Gönül koydu değil de tamam. Tamam açısından söylüyorum. Bütünlüğü koruma noktasında. Çünkü programda bir Hacı Yakışıklı bana küsüyor, bir Selami Hoca küsüyor. Selami Hoca'yı küstürmüyor. Tamam. Tamam. Bu hakkımdan imtina ediyorum o zaman. Buyurun. Tamam. Ya birkaç nokta vardı. Onu tamam. Da ben hemen üzerine geçeyim. Çünkü bağlamak lazım. Aslında şimdi bu kimlik meselesini biz daha çok konuştuk. Bakın benim... kategorik olarak karşı da olduğum, yani etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden siyaset üretmektir. Yoksa her siyasi partinin, her partinin demokrasilerde siyasi bir kimliği olur ve gayet doğaldır. İşte muhafazakar kimlik olur değil mi? Yani bugün AK Parti'nin muhafazakar demokrat kimliği var veya milliyetçi kimlik veya sosyal demokrat veya sosyalist veya sayabilirsiniz. Benim karşı olduğum ve Türkiye'de demokrasi açısından sağlıklı bulmadığım husus, Türkiye'nin böyle hassas fay hatları üzerinde bir siyasi söylem ve pratik geliştirmektir. Bu da doğru değildir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu değerlendirmelerde işte ki zaten söylüyor mesela Hak Muhammed Ali. Yani bu da bütün Türkiye'deki Müslümanlar için de kutsal bir şeydir. Hak Muhammed Ali inancı. Yani mezhepsel anlamda bir ayrıştırma, efendim bunları topluma dayatma noktası sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. Bir de Kürt meselesiyle ilgili, Kürt meselesi mi işte efendim terör meselesi mi? Bakın Türkiye'de Kürt meselesiyle ilgili olarak az önce de söyledim, farklı kimliklerin de yaşadığı birçok mağduriyetler olduğu gibi Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin yaşadığı en fazla mağduriyet dönemleri tek parti dönemidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve askeri darbeler dönemleridir. 80 darbesi. Diyarbakır cezaevini unutmayın. Şimdi müzeye çevrildi. Yani bütün bunları tarihte kalan acı hatıralar olarak anabiliriz, yad edebiliriz. Ama bunlar üzerinden geleceğe yönelik, seçimlere yönelik, 100. yılı geride bırakacak bir cumhuriyetle, yepyeni bir nesile bunlar üzerinden bir siyaset projeksiyonu ortaya koymak ne kadar verimli? Bir de mesela eğer Kürt meselesi diyorsanız ki bu Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor bunu. Yani Kürt meselesi nedir diye açık, net, somut bir şekilde ortaya koyacaksınız. Evet. Muğlak olmaz. Soyut genel geçerli cümleler olmaz. Siz çünkü yönetmeye talipsiniz. Siz evet. Bir yazar, filozof değilsiniz. Açık, net mesaj vermeniz lazım. Nedir, nasıl çözeceksiniz? Eğer HDP veya Yeşil Sol Parti'nin kendi ajandası ve kendi gündemi olduğunu ben düşünüyorum. Zaten düşünülüyor de değil, açık olarak kendileri de ifade ediyorlar. Bir partinin kendi gündemi, ajandası olması normal değil mi? Hayır işte, ama onlar üzerinden eğer bir siyaset geliştirirseniz, işte özellik meselesi, ana dilde eğitim meselesi, işte hükümlü ve tutukluların serbest bırakılması meselesi, ya bunlar tutum belgesinde açıkladılar. Mesela bu konuda veya parlamentoda çözeceksiniz. Tabii ki siyasetin bütün sorunları, ülkenin bütün sorunlarına Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde, parlamento içerisinde çözme kabiliyetinin olması lazım. Ama çözmen ilişkin de net, açık bir mesaj ortaya koymanız lazım. Terörün her türlüsüne karşıyız. Terör bir insanlık suçudur. Bunu açın Avrupa Birliği, NATO belgelerine, bu cümlelere çok rastlarsınız. Tabii ki insanlık suçudur. Tabii ki makul bir insanın terörün her türlüsüne, kimden gelirse gelsin, hangi saikle yapılırsa yapılsın karşı olması lazım. Ama Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayrılıkçı terör örgütüyle 40 yıldır kesintisiz olarak mücadele ettiği bir vakayı, bir örgütün ismini de zikretmeniz lazım. Bakın ortak politikalar metninde de bu var. Aynı. Terörün her türlüsüne karşı terörle mücadeleyi PKK'da yok. Avrupa Konseyi ve AHİM normları çerçevesinde yapacağız.
Dolayısıyla dış... PKK terörüne karşı değil, sonucu mu? Hayır. Neden yok? Hayır, o bakın. Sormak terör, lazım. PKK terörüne karşı değil, sonucu değil. Siz siyasetçisiniz. Bir genel başkansınız, işte Cumhurbaşkanı adayısınız. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu, ben tarif ediyorum, ismi siz koyun diyemezsiniz. Peki. Tabii ki Hizbullah da terör örgütüdür. Efendim PKK da bir terör örgütüdür. Evet, evet. Bütün bunları sayacaksınız. Hocam, Turan Bey'in de çok çünkü vakti bunu neden yok, söylüyorum? Rica ettim yayına bunu katılırsın. Neden söylüyorum? Çünkü bu önümüzdeki seçimleri kanaatimce en önemli faktörleri, yani tayin edici faktörlerin başında bir gençler gelecek. İki milliyetçi oylardır, ulusalcı oylardır. Bunları dikkat etmek lazım. Bir de Sayın Akşener'in, Sayın Akşener'in sanıyorum 2-3 gün önce bir mitingde söylediği bir cümleyi ben not almıştım. Çok olumlu karşılıyorum bu cümleyi. Siyasette diyor, proje ve hizmet noktasında tartışmamız lazım. İşte benim yıllardır, belki uzun bir yıl, yani en azından 6-7-8 yıldır Türkiye'de daha çok bu gibi vesilelerle konuştuğum zaman hizmet ve siyaset arasındaki ilişkiyi çok çiziyorum. Hı hı. Yani bu dili geliştirmemiz lazım. Yoksa her partinin tabii ki siyasi bir kimliği vardır, önceliği vardır. Bu demokrasinin gayet doğal bir şeyidir. Ama her siyasi partinin, son cümlem olsun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Patasuna davasına, parti kapatmalarıyla ilgili vermiş olduğu içtihadında ve birçok kararında temel ilke şudur. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak siyasi partiler demokratik düzenin gerektirdiği yöntem ve araçlarla siyasi mücadele yaparlar. Peki. Demokratik düzenin gerektirdiği barışçıl araç ve yöntemler, barışçıl araç ve yöntemlerin dışına kim çıkıyorsa, kim bunları teşvik ediyorsa veya kim bunları kınamıyorsa, bu demokrasiyle bağdaşmaz. Bu kadar açık net, yani bunun üzerinde yorum yapılmaz. Peki hocam, teşekkür ederim. Tekrar geleceğim. Turan Bey, tekrar iyi akşamlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Terör konusunu konuşuyor. Aslında konu terör değil. Şöyle ki, AK Parti'den terör suçlamaları. Nitekim bir Bekir Bozdağ'ın Seccade Şampanya çıkışı vardı. O tartışıldı. Millet İttifakı'na verilen eroy teröre gider açıklamaları var. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bir takım uyarıları ve konuşmaları var. Bu siyasetin diline ve ayrışmaya da yansıyor tabii. Siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? Biz ayrıştırıcı siyasi dili şiddetle reddediyoruz. Az önce Selami Bey de ifade etti. Biz projeler üzerinden, real siyaset üzerinden Türkiye'nin gündeminde olmak istiyoruz. Bir kere Sayın Bozdağ'ın söylediklerinin hiçbirisinin real siyasette bir karşılığı yok. Görünen o ki AKP'nin artık hikayesi bitti. Söyleyecek çok da fazla sözü kalmadı. Ve bu tür sanal, iddia demeyeceğim, iddianın ötesine geçen iftira tarzındaki yaklaşımlarla gündem oluşturmaya çalışıyor ve siyaset yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla özellikle Sayın Bozdağ'ın işte seccade mi, şampanya mı, yoksa efendim işgal kuvvetleri falan, bu tarzda yapılan siyasetin bugün Türkiye'de hiçbir karşılığı yok. Ben bakın 6 haftadır sahadayım, insanlarla görüşüyorum, insanların nabzını tutuyorum, birebir binlerce insanla görüştüm. Şu anda Türkiye'nin reel gündemi ekonomi. İnsanlar derin bir ekonomik krizin pençesinde. Şunu sormak lazım, 2002 yılında AKP siyasete ilk başladığında ve ilk seçime gittiğinde millete ne söz vermiş? Bakın, 2002 yılında AKP'nin seçim bildirgesine bakarsanız Sayın Erdoğan o gün açıkça diyor ki enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. Aradan tam 21 koca yıl geçti. Ne var ne yoksa satıldı. Türkiye ipotek altına alındı. 140 milyar dolar borç bugün 460 milyar dolara geldi. Merkez Bankası'nın kasası boş. Ve bunun karşılığında da şu anda enflasyon çıldırmış vaziyette. Geçen yıl 3 lira olan patates bugün 12,5 lira. Geçen yıl 5 lira olan soğan bugün 25 lira. 100 lira olan kıyma bugün 350 lira. Bunları konuşmak lazım. Milletin gündemi bu. Yoksa işte Millet İttifakı'na verilen her oy teröre verilen oydur. Efendim 15 Mayıs gecesi seccadeyle şampanya falan, bunların hiçbirisinin toplum nezdinde bir karşılığı yok. 21 yıl sonra Erdoğan geçtiğimiz günlerde yine seçim beyannamesinde dedi ki enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. Tam 21 koca yılın ardından ve bu kadar borcun ardından milletin alım gücü yerlere inmiş ve derin bir enflasyon baskısı altında. Dolayısıyla artık gerçekten Türkiye'nin realitede siyaset yapması lazım.
Ben kendilerine madem seccade üzerinden siyaset yapıyorlar, şunu söyleyeyim. Dönün bakın seccadede enflasyon ne kadar? Geçtiğimiz günlerde ben Hacı Bayram Veli Camii'ne gittim ve oradaki esnafla görüştüm. Geçen yıl 110-120 lira olan seccade bugün 250 liraya çıkmış. Bunu konuşmak lazım. Reel siyaset yapmanın zamanı. Türkiye'yi kamplaştırmaya gerek yok. İnsanlara sanal gündemlerle, bir takım sahte iddialarla veya ithamlarla ya da iftiralarla siyaset yapmanın gereği yok. Bakın ben geçtiğimiz günlerde AKP seçim bürosuna gittim. Oradaki insanlardan da oy istedik. Bu bir savaş değil, bu bir kavga değil. Hepimiz Türkiye için uğraşıyoruz. Herkesin hataları var. Biz tabiatıyla milletten oy isterken AKP'nin yanlışlarını anlatıyoruz. Olması gereken doğruları anlatıyoruz. Ve kendi planlarımızı, projelerimizi ve ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatıyoruz. Terörle ilişkisi konusunda Millet İttifakı'nın ya da belki partiniz adına sorayım. İfade etmek konusunda bir eksikliği var mı sizce Millet İttifakı'nın? Çünkü defalarca, genelde bu konuda yapılan yorumlar var. Defalarca ifade ettik. Ne yazık ki bu iktidar çevresinin yaygın medyayla yürüttüğü bir propaganda, bir kara propaganda. Teröre hepimiz karşıyız. Ben bu ekranlarda olan, bizi izleyen, hangi siyasi parti olursa olsun bu ülkenin bayrağı altında siyaset yapan, onurla siyaset yapan herkesin, milletin canını yakan teröre şiddetle itiraz ettiğini biliyorum. PKK terörü, efendim öte yandan Hizbullah terörü, diğer adını sayamayacağım onlarca terör örgütü şiddetle reddediyoruz. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, bu ülkenin huzura ihtiyacı var, bu ülkenin kamplaşmadan dostça kardeşçe yaşamaya ihtiyacı var ve hepimizin güvenli bir şekilde yaşamaya ihtiyacı var. Terör örgütlerinin arkasında yabancı unsurların olduğunu hepimiz biliyoruz. FETÖ dahil olmak üzere bütün bunların arkasında yabancı enstrümanların olduğunu biliyoruz. Şiddetle reddediyoruz ve Türkiye'nin güvenliğinin en önemli konulardan bir tanesi olduğunu söylüyoruz. Daha bunu açık nasıl ifade edebiliriz bilmiyorum. Turan Bey, siz az önce dediniz ki tamam bu polemikler öyle böyle tamam kabul ama dediniz işte sokağa konuşmamız lazım, fiyatları konuşmamız lazım, gıdadaki artışları konuşmamız lazım dediniz. Fakat yine işte bir haftadır süren bir tartışma var. Mesela siz de Deva Partisi ile işte Ergenekon davaları konusunda hesaplaşacağınızı bile söylediniz. Dolayısıyla mesela Türk siyaseti bu noktaya niye geliyor? Aynı ittifak içinde olduğunuz bir partiyle hesaplaşma noktasına nasıl geliyorsunuz mesela? Bakın, Türkiye'nin özür dilerim Erdoğan, bir soru acaba şey yapabilir miyim? Bu soru yanıtlasın, siz sorunuz. Tamam. Buyurun. Tam da buna ihtiyacı var. Dolayısıyla biz birbirimizle tartışarak, konuşarak doğru yolu bulabilecek bir ittifakın mensuplarıyız. Ben başta Sayın Ali Babacan'ın, öte yandan Sayın Mustafa Yeneroğlu'nun Ergenekon kumpas davaları ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmeleri kabul etmiyorum. Ve bu değerlendirmeler birkaç kez tekrar edildiğinde de açıkça şunu dedim ki bunlar yanlıştır. Bu ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir. O dönemin kudretli Adalet Bakanı bu döneme dair gerçekle yüzleşmelidir ve hesap vermelidir. Bunu açıkça söyledim. Bugün bir kere daha tekrar ediyorum. Dolayısıyla kapanmış bir dava, kumpas olduğu bilinen bir dava konusunda Deva Partisi'nin ya da parti yetkililerinin görüşü öyle olabilir. Ben bunu kabul etmiyorum. Ama öte yandan bizi bağlayacak olan, yani birbirimizi bir arada tutan ittifak hukukudur. Millet İttifakı'nın imza altına almış olduğu maddelerdir. Yapılmış olan deklarasyonlardır. Bu konuda birbirimizle aynı şeyi düşünmemiz gerekmiyor. Ben bu davanın ne kadar derin bir komplo ve kumpas olduğunu bizatihi yaşamış, bilen birisi olarak buna şiddetle itiraz ettim. Bu da benim bir siyasetçi olarak en doğal hakkımdır. Çok acılar yaşandı, evet, çok acılar. İnsanlar hayatını kaybetti o süreçte. Selami Hoca bir şey sormak istiyor. Ya ben çok gerçekten samimi olarak fikrini öğrenmek istediğim için Sayın Çömez her türlü teröre karşıyız dedi. Doğru, yani İYİ Parti'nin özellikle sınır ötesi operasyonları ile ilgili tezkere meselesinde mesela orada Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP aynı yönde, yani red yönünde oy kullanırken İYİ Parti burada ayrıştı. Zaten İYİ Parti'nin geldiği siyasi gelenekte bunu gerektirir diye ben düşünüyorum. Bu doğru. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ortak politikalar metni, ki önemli bir çalışmadır. Ancak benim çok orada açıklanmasını istediğim veyahut da olumlu görmediğim noktalar var. Özellikle Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgili. Mesela 238 ve 239. sayfalarda güvenlik meselesinde
Terörle mücadelenin diyor Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler normu standartları çerçevesinde yapılacaktır. Ben şimdi uluslararası hukukla ilgileniyorum ve sınır ötesi operasyonlarıyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu'nu ve Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye yönelik bu tür operasyonlarını olumsuz şekilde kınadığını, olumsuz, sert bir şekilde kınadığını, bunu uluslararası hukuka aykırı bulduğunu söylüyor. Şimdi bu sanıyorum 23 Eylül veya Ekim ayında bir yıllık tezkerenin geçen yıl yürürlüğe kabul edilen, yani parlamentoda tekrar yenilenmesi gündeme gelecek. Şimdi orada eğer Millet İttifakı seçimi kazanması durumunda, orada mesela bu tezkere konusunda İyi Parti ile, ki daha önceki uygulamasını zaten söyledim, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında, ki ülkeyi yönetiyor, ülkeyi yönetme sorumluluğu, bu meselede nasıl bir tavır sakılacak? Mesela bu çok önemli. Sınır ötesi operasyonlar, tezkere meselesi, Libya tezkeresi meselesi. Soralım. Libya meselesine de çok farklı, vakti yoktu, o yüzden farklı bir politika geliştirmişlerdi. Tezkere gelecek mi meclise ya da? Veya 238. maddede, çünkü gerçekten Avrupa Konseyi bu konuda Türkiye'nin milli güvenlikle ilgili hassasiyetlerine zaten baştan NATO... Hocam. Turan Bey'in birkaç dakika gerekli hassasiyeti göstermiyor. Dolayısıyla burada İyi Parti bu meseleyle nasıl şey yapacak? Nasıl baş edecek? Yani CHP'nin durumu ortada çünkü. Yani bir konu üzerinden spekülasyon yapmanın bir gereği yok. Teröre karşı tavrımız son derece net. Ülkenin ulusal güvenliği, bizim milli güvenliğimiz her şeyin önünde gelir. Bu itibarla ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden, içeriden veya dışarıdan bir risk unsuru ortaya çıkarsa, hem bizim partimiz hem de devlet olarak gereği yapılır ve biz bu konunun sonuna kadar arkasında dururuz. Bu konu PKK terörü olur, bu konu IŞİD terörü olur, bu konu Hizbullah terörü olur veya adını saymadığımız, saymak istemediğimiz daha niceleri olur. Bizim ulusal güvenliğimiz, milli güvenliğimiz her şeyin önündedir. Biz bu ülkede sağdan soldan, doğudan batıdan hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım, hepimizin temel ihtiyacı önce ulusal güvenliktir. Bu konuda spekülasyon yapılmasının hiçbir anlamı yok. Duruşumuz son derece nettir. PKK bir terör örgütüdür. PKK'nın Türkiye'deki operasyonları ile ilgili daha önceden yapılmış olan bütün sürece bizim nasıl tavır takındığımız son derece nettir. Bunun speküle edilmesini ben çok yerinde görmüyorum açıkçası. Çok kısa, ben de bir şey sorabilir miyim Erdoğan Bey? Soralım. Çok kısa bir soru. Merhabalar öncelikle tekrardan. İpek Hanım da sormak istiyor. Çok kısa bir soracağım. Aslında Ergenekon, işte Balyoz Kumpas davaları ile ilgili aynı noktada durduğumuzu ben de söylemek istiyorum size. Bu konudaki görüşlerinizden dolayı ben de sizi tebrik ediyorum. Çünkü biz de parti olarak aynı görüşteyiz. Peki böyle bir durumda siz Deva Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadullah Ergin'in Ankara'da aday olarak gösterilmesini, birinci bölgede aday olarak gösterilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama Turan Bey'in partisinin çok dışında bir soru. Ama şöyle, aynı ittifakta. Şundan dolayı soruyorum. Eğer kendisi milletvekili seçilirse. Hayır, şöyle. Kendisi milletvekili seçilirse milletvekili dokunulmazlığı alacak. O zaman nasıl hesap sorulacak? Onu söylemeye çalışıyorum. Yani meclisin çatısı altında bunlar konuşulacak, görüşülecek dedi ama. Peki dönelim mi Turan Bey bu konuya? Bir de çok kısa şunu. Çok az vakti var Turan Bey'in de o yüzden. Peki tamam. İttifak mensubu olarak CHP listesinden bir Deva Partili'nin Ankara'da birinci sıradan aday olması benim alanımın dışında. Benim onunla ilgili bir tasarrufta bulunmam mümkün değil. Bir değerlendirme yapmam da mümkün değil. Yani aynen, benim partimle ilgisi yok. Benim partimle ilgisi yok. İttifakın bir üyesinin bir milletvekili adayı. Öte yandan bakın defalarca söyledim. Ergenekon Balyoz Kumpas davaları ile ilgili olduğu için söyledim. Siz de bu konuyu mesele edindiğiniz için. Bir kere daha söylüyorum. Sayın Sadullah Ergin o dönemin kudretli Adalet Bakanı olarak hataları vardır, yanlışları vardır ve bana göre sorumlulukları vardır. Dolayısıyla parlamenter rejimde demokrasinin kurum ve kuralları işler hale geldiğinde kendisini bu konuda savunma yapmaya, izahat yapmaya, gerekirse milletten özür dilemeye davet ederim. Benim siyasetçi olarak talebim bu. Dolayısıyla benim buradaki duruşum son derece net. Yoksa özür, bir partinin milletvekili adaylığı ile ilgili değerlendirme yapmam mümkün değil. Özür olunca Ali Tatar, Kudüs Okgur, Türkan İpek, Saylan onların bakın bana onların hakkı alınmış mı oluyor? Bana spekülasyon yapmayın İpek Hanım. Yok, ben spekülasyon yapmıyorum ama altılı masa ittifakı İpek olduğunu Hanım, sizin bu konuları konuştuğumuz için söyledim. Alakasız bir isim söylemedim ben size. Müsaade edin bana. Buyurun. Ben banklarda uyudum, sokak süpürdüm.
Tren gişelerinde bilet sattım. İngiliz cezaevlerinde kaldım. Bu davanın ne davası olduğunu en iyilerden bir tanesiyim. O yüzden size sordum zaten. Ben dışarıdan gazel okumuyorum. Spekülasyon da yapıyorum. O yüzden size sordum. Bu dava bir kumpas davasıdır. Bu davanın arkasında alçak FETÖ terör örgütü vardır. O dönem onunla kol kola olan iktidar buna zemin hazırlamıştır. Ben İngiltere'den Erdoğan'a bir mektup gönderdim. Bizatihi avukatım ve ailem o mektubu götürüp kendisine teslim etti. Ve aynen şunu söyledim. Bugün sevmediğin ve haz etmediğin insanlara zulmediliyor. Ve FETÖ marifetiyle yapılan bu zulme sen göz yumuyorsun. Yarın aynı sonuçla, aynı akıbetle sen karşılaşacaksın diye kendisini uyardım. Bakın bunun ızdırabı... Sevmediğim, haz etmediğim insanlar dedi. İngiliz zindanlarında kaldım. Ve onun için diyorum ki bu kumpas davasıyla ilgili muhatapları mutlaka ve mutlaka hesap vermesi lazım. O yüzden size sordum. Biliyorum bu durumu. O yüzden. Sevmediğim ve haz etmediğim insanlara zulmediliyor derken o insanlar kimler, sevmediğiniz ve haz etmediğiniz insanlar? İşte ben başında bendim Fuat Bey. Başında bendim. Kendimden bahsediyorum. Yani, Turan Bey, az vaktiniz kaldığı için şu soruyu da sorayım. Buyur. Ben. Çünkü o koşula gelmiştiniz zaten. Bugünkü mitingi de bir iki cümleyle anlatır mısınız? Sizin bölgenizde nasıl değerlendirdiniz, nasıl gördünüz? Bakın Erdoğan Bey, ben şunu okuyorum sahadan. Anket firmalarının özellikle büyük ölçüde yanıldığı ya da yanılacağı bir siyasal atmosferdeyiz biz. Özellikle Balıkesir adına şunları söyleyebilirim. Elimizde anketler var ve bu anketlerin verdiği çok net işaretler de var. İki gün önce Sayın Akşener Balıkesir'deydi. Tamamen organik bir kalabalık ve üç gün öncesinden yapılmış son derece basit bir duyuruyla insanlar alanı doldurdular. Kuvayi Milliye Meydanı'nı doldurdular. Bugün ona keza Sayın Kılıçdaroğlu geldi, Sayın Babacan geldi, iki büyükşehir belediye başkanımız geldi. Aynı şekilde Kuvayi Milliye Meydanı son derece dinamik ve hınca hınç doluydu. Ben artık çok net olarak sahada bu değişim arzusunu görüyorum. Bir dönemin sona erdiğini net olarak okuyorum. Bu benim siyasi okumam ve değerlendirmem. Bugünkü mitingin başarısı, keza iki gün önce Sayın Akşener'in katıldığı mitingteki bu yoğun katılım ve coşku bana artık bir devrin kapandığını, Türkiye'nin yeni bir düzleme siyaseten geldiğini gösteriyor. Bu bakımdan mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Turan Bey, bugün şu da konuşuldu. YSK'ya ve Anadolu Ajansı'na güvenmiyoruz dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Sandık güvenliği hakkında bir tereddüdünüz var mı ya da bir söyleyeceğiniz bir yorum veya analiz? Tabii toplumda bu konuda yoğun kaygıların olmasını anlayışla karşılıyorum. Gittiğimiz her yerde insanlar önce ekonomik krizden bahsediyorlar. Temel problem bu. Öte yandan özellikle mülteci konusunda insanların gündemi hala hızlı. Fakat sandık güvenliği konusunda çok fazla talep alıyoruz. Ne olur sandıklara sahip çıkın diye. Ben yine Balıkesir adına söyleyebilirim. Bütün sandıklarda müşahitler hazır. Bunların eğitimleri tamamlandı. Ve hemen sonuçlar açıklanır açıklanmaz ıslak imzalı tutanakların görüntüleri bizim merkezimize ulaştırılacak. Ve biz bunları kendi veri merkezimizde analiz edip sonuçlarını paylaşacağız. Öte yandan elimizde ıslak imzalı tutanaklar olduktan sonra bunun üzerinden bir spekülasyon yapmanın, Anadolu Ajansı ne açıklarsa açıklasın, realite ve gerçek sonuçlar elimizde olacağı için bunların üzerinden bir spekülasyon yapmanın bir anlamı yok. Sonuç bir gün sonra da olsa, iki gün sonra da olsa tam ve gerçek bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ben bu konuda bir kaygı duymuyorum ve sonucun herkes tarafından olgunlukla karşılanacağını ve demokrasinin bir gereği olarak saygıyla karşılanıp bu olgunlukla demokratik yolculuğumuza devam edeceğimize inanıyorum. Turan Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.